Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tercüme yapsın. Elhamdülillah. Dövlen zor hakkında soru bu anette. Tüm brodarımız şöyle zor da acı bilmesin yani. Topuğda iştahını kurtarıp, nümayet topuğdan çıkıp bası. Dozahı böyle sen, hani dozahı diye atılan diye hadis vardı, şu nerede durdu. Doğru mu? Şu mu ya? Şöyle. Hop. İzar doğrusu da kiyim, kiyiş doğrusu da kiyim medeniyeti doğrusu soru yaptılar. Bir kişi bu kişiye aitti ki kiyimini eğer kıska kılmasa, kiyimini tufuktan paska düşüp gitse yani isbelul izar deyiladi. Yani bunu paska düşür varsa ne boladı? Do'zaxda yonadi degandek gap gapiribdilar. Shunaqa gaplardan ya'ni jur'at qilib hammaga bunaqangi qiyomatda bo'ladigan masalalarda hozir Allohni payg'ambarni nomidan gapirib birovlarga tahdid qilish to'g'ri emas. Bu haqida hadislar bor. Hadislarni ma'no mohiyatini bilmasdan turib gapiraverish to'g'ri emas. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan bir qancha hadislar vorid bo'lgan. Bu hadislarni ichida, bu hadislarni ichida ya'ni tufuqdan pastga tushib kiyimini osiltirib sudrab yuradiganlar to'g'risida payg'ambar alayhissalotu vassalom tahdidli gaplarni gapirganlar. Lekin shu hadisni o'zini olib zohiri bilan hammaga jahannamda deb hukm qilib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki bu hadislarni umumiy xulosa berishi mumkin bo'lgan boshqa turuqlari bor. Masalan, payg'ambar alayhissalotu vassalom imom Molik Muvattoda, imom Abu Dovud Sunanda, imom Nasai va Ibn Mujalar Sunanlarida keltirgan hadisda aytdilarki, "Man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilayhi yawmal qiyamah." Bu boshqa hadis ya'ni. Yuqorida kiyimini osiltirib yurganlarga jahannam tahdidi bordi. Bu joyda bir ilova bo'lyapti. Qanaqa iola? Ilova. Kim kiyimini bataron degan ilovasi bor. Bataron degani arab tilida o'zbekcha bizda ham batarin deydi, batarin. Batarin bu o'zi o'sha kibrli odamga ishlatiladi bir ma'nosi. Ya'ni havolangan odamni batarin deyiladi. Kim o'sha batarin holda, kibrlangan holda kiyimini osiltirib yursa, qiyomat kunida Alloh taolo unga nazar qilmaydi deyaptilar. Ya'ni rahmat nazari bilan qaramaydi. Bu yerda bataron kalimasi muhim, demak kibr bor bu yerda. Har qanday kiyimni kiyar ekansiz, u bilan kibrlansangiz to'g'ri emas. Boshqa bir hadis bor, Imom Buxoriy rivoyat qilgan, Imom Buxoriy va Muslimlarning rivoyatlarida bor. U payg'ambar alayhissalotu vasallam aytibdilarki, "Men jarra thawbahu khuyala'an lam yanzurillahu ilayhi yawmal qiyamah." Xuyalo kalimasi bor. Xuyalo kibr shu. Kim kiyimini kibr qilgan holda takabburlik bilan sudrab yuradigan bo'lsa, Alloh unga qiyomat kunida rahmat nazari bilan qaramaydi deyaptilar. Bu hadisda xuyalo kalimasi bor. Endi hadisga ma'no aytarkansiz, hadis aytilayotgan vaqtdagi odamlarni kiyim madaniyatini ham bilishingiz kerak. Ular qanaqa kiyim kiyardi-yu, nimasini sudrab yurardi degan savolni javobi kerak. Qanaqa kiyim kiyardi ular? Sahobalar qanaqa kiyim kiyardi? Erkaklar ham uzun kiyim kiyardi, ayollar ham uzun kiyim kiyardi. Ayollar to'g'risida uzun kiyim kiyishligi va kiyimini sudralib yurishligi ularga nisbatan joizligi haqida hadislar bor. Chunki ayollarni kiyimi sudralib yursa, nopok joylarga tegsa ham keyingi pok joyga sudralgan paytda tozalanadi degan fiqhda masala bor. Demak, bu gap kimga xitob? Erkaklarga xitob. Nima asosda xitob? Kiyim kiyishdan kibrlanib boshqalardan o'zini ustun ko'rsatish uchun kiyishga xitob. Va bu Arab jazirasidagi madaniyatga tegishli.
Arab cazirasida erkaklar uzun kiyim kiyardi va o'sha madaniyatda kiyimni uzun bo'lishligi va sudralib yurishligi erkaklarga nisbatan boylik alomati edi. Puli ko'p odam uzun kiyim kiyardi. Agar kiyimi kaltaroq bo'lsa, kambag'alligi bilinib turardi. Qo'li kaltaroq odam ekan deyilardi. Demak, bunda bu hadislarni umumiy xulosasiga ko'ra e'tibor beradigan bir jihat bor. Nima? Har qanday urfda shariat ruxsat bergan kiyimlar kibri yuzasidan agar kiyilsa, mana shu hadislarni taxtiga dohil bo'ladi. Ya'ni shunga kirib qoladi. Lekin har qanday madaniyatda yaxshi toza kiyim kiyishligi bilan birga kibir bo'lmasa, shariatga zid hisoblanmaydi. Chunki hadisni davomida Imom Buxoriy Muslimning rivoyatlarini davomida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu so'raganlar. Faqala Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu ya Rasululloh inna izari yastarxi illa an ata'ahadu an ata'ahadahu. Faqala lahu Rasulullohi sallallohu alayhi wasallam innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu aytibdilarki, meni kiyimim ham biroz osilib turadi, ya'ni meni kiyimim ham kengroq, meni kiyimimda ham biroz kenglik bor. Faqat men buni o'zimga anaqa qilish uchun kiyyapman, kibr uchun emas deyaptilar. Ya'ni o'zbekcha hozirgi lug'at bilan aytganda, kiyimim go'zal bo'lishini xohlayman. Ya'ni Allohni menga bergan ne'mati menda ko'rinib turishini xohlayman. Desa payg'ambar alayhi salatu vasallam Abu Bakrga aytibdilarki, "Ey Abu Bakr, siz kibr bilan kiyadiganlardan emassiz" deydilar. Demak, bu joydagi ko'zlangan maqsad kiyim kiyishdan, ko'zlangan maqsad butun dunyo arablarini kiyimini kiysin degani emasda. Chunki sudrab yuriladigan kiyim asosan arablarda uzun kiyim. O'sha kiyimlar sudrab yuriladigan kiyimlar arablarda va ularga xos bo'lib qolsa hadisning ma'nosi, dinning mohiyati bitta millatga xos bo'lib qoladi. Bu to'g'ri emas. Butun dunyo o'zini kiyimini kiyadi. Shariat avrat bekitadigan kiyimga ijozat beradi. O'sha ijozat berilgan kiyimlarda urfga ko'ra agar kibr qilinsa hadisga kirib qoladi. Kibr bo'lmasa hadisga kirmaydi. Ikkinchi jihat ham bor. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu mihrobda Majusi Abu Lu'lu'a bir mushrik tomonidan shahid qilinganlar. U kishini orqalaridan kelib xanjar urgan. Shunda bir necha muddat yarador holda yotganlar. Bir odam ziyorat kelib Hazrat Umarni ko'rgani kelgan. Kelganda Umar radhiyallohu anhu unga qarab aytganlarki, kiyimingni sal qisqaroq qilib ol deganlar. O'zlari kasal yotibdilar, o'lim to'shagida, lekin da'vat o'rni kelganligi uchun unga aytibdilarki, kiyimingni qisqaroq qil, qalbing uchun kibrdan xoli bo'lasan, kiyiming najosatdan pok bo'ladi deganlar. Kiyimni uzun bo'lishligi erkaklarga nisbatan nopok bo'lib qolsa namozni to'sib qo'yadi. Demak, ikkinchi jihati bor, kiyim uzun bo'lishligi agar kir ehtimolini ya'ni yuzaga chiqarsa, najosatga tegish ehtimolini yuzaga chiqarsa, bu ham qaytarilgan. Kiyim pok bo'lishi kerak. Go'zal bo'lishi kerak. Kiyim insonga insoniyligini bildirib turadi. Yer yuzida kiyim kiyadigan yagona inson bor. Boshqa hech kim kiyim kiymaydi. Boshqalarning hammasini tabiiy yuzi Alloh taolo o'zi kiyintirib qo'ygan. Biz kiyim kiyamiz. Kiyim bilan go'zal bo'ladi inson. Go'zallikka Alloh subhanahu va taolo ruxsat bergan, kibrga ruxsat bermagan. Innalloha jamilun yuhibbul jamal. Alloh taolo go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi. Ana shu o'rinda demak, kiyimlar masalasiga kelganda bir hadisni ko'rib, mana shu hadisga ko'ra jahannamga ketdi devorishdan sal
takva kılış gerek. Hadır başka çarakan. Sen cehenneme ketesen diye şey yaptı. Doğrudan doğru. Özüge yakmayan adamı sen cehenneme ketesen. Niye? Kim verdi bu hukukunu? Allah vermeyen hakkını talep kılış bu. Bu yakışılık yok ki miydi? Bismillah. Instagram biraderler, 10 kıldı cepten. Hop. Demek, umumi ihlası şu. Asarlarda var. Bir kişi yenge kıyım kiyse, Peygamber aleyhissalatu vesselam, ilbes cediden ve iş hamiden ve mut şehiden degenler degen hadis var. Lekin bu hadisini senede de işgal var biraderler. Ve bu hadisini manasını ulamalar eğitip yürüşedi. Neme degeni o? Kaçan kiysen yangi kiyim ki. İlbes cediden. Yangi kiyim kiygen adam ge şu gep eğitilgen eken. Lekin bu Resulullah'ın hadisleri ikerliği de ence zayıf sanatlar var bunun içinde. Ve iş hamiden. Yaşagen de mahmud hayat yaşagin. Güzel hayat yaşagin. Pakize hayatı yaşagin. Ve mut şehiden. Vafat itiyetkeninde şehit bulu bulgin. Şehit bulgin. Dünyanı hem aldın, ahireti hem aldın degeni. Lekin aslida Nabi aleyhissalatu vesselamdan yangi kiyim kiygen adamga nisbeten okuyan duaları var. O duaları da etkiler ki mübarek bulsun ve kiyimin eskirtirgin. Kiyimini eskirtkünce kiygin degenler. Yani köprak kiygin manası da. Şuna kadar duaları var eken. Kiyim doğrusu da cüde katta mavzular var. Hadır savalgen benimce şu kifaya kıladı. Şuna değil mi? Thank you.